Ey iman edenler. Her can şüphesiz ölümü tadacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ölümü tatmayacak can yok. Tadacak buyuruyor. Ölecek demiyor. Bu gözden kaçan, çoğu zaman gözden kaçan bir mevzu. Her can ölümü tadacak. Ölecek buyurmuyor. Tadacak. Jeder wird den Tod schmecken, sagt der Herr in seinem letzten Testament, Heiligen Koran. Und das ist, was man liest und nicht versteht oder übersieht, einfach vorbeiläuft dran. Der Herr sagt nicht, jeder wird sterben. Er sagt, er wird schmecken, den Tod. Er sagt nicht sterben. Das ist ein ganz undurchsichtige unerkennbare Wahrheit. Da braucht man Augen, um zu sehen, und himmlischer Verstand, um zu verstehen. Da spricht er nicht das vom Tod, vom Sterben. Er sagt, jeder wird den Tod schmecken. Und wir verstehen, sagen die Heiligen, dass niemand eigentlich stirbt. Er schmeckt den Tod. Her can ölümü tadacaktır. Ölümü tatmayacak can yok. İnsandan ve cinden, hayvandan ve nebatattan ölmeyecek varlık yok. Ölümü tatmayacak varlık yok. Varlıktan yok olacak varlık çok. Hayvanlar da ölecek. İnsanlar da ölecek. Vakti gelince melekut da ölecek. Veyahut ölümü tadacak. Kıyamet koptuğu vakit melekuttan da bir kimse kalmayacak. Hepsi ölümü tadacak. Und wenn die Zeit gekommen ist, wie der Untergang, alle Wesen, alle Geschöpfe, die Apokalypse, dann wird es niemand, nicht mal ein Engel wird es geben, der nicht den Tod geschmeckt hätte. Nur er allein, wie zuvor in der Vorewigkeit, allein in der Existenz, in seiner eigenen Existenz sein, da keine andere Existenz es geben wird. In seiner eigenen Existenz wird er der alleinige Herrscher und Existierende sein. Auch Tiere werden sterben. Auch Engel werden sterben. Und gemeint ist den Tod schmecken. Hayvanlar toprak olacak. Hayvanlara bir hesap yok bu. Dünya hayatına dair bir sorumluluk verilmediği cihetten hesap kitap da olmayacak. Onlar bu dünyaya ömürleri sona erdiği vakit, bu dünyadan gittikleri vakit, toprağın altına girdikleri vakit toprak olacaklar. Bir daha dirilmeyecekler. Bir daha varlığa girmeyecekler. Onların ömrü bu kadar. Tire yedo, diven unter die Erde gehen und zur Erde werden und sie werden nicht mehr auferstehen. Wer wird auferstehen? Der eine Verantwortung in dieser Welt, dem eine Verantwortung gegeben wurde, der wird auferstehen, um Rechenschaft abzulegen.
den Tieren Allah keine Verantwortung gegeben. Und sie brauchen auch nicht vor dem jüngsten Gericht sich vorzustellen. Sie werden zur Erde werden, sie werden nicht mehr zurückkommen. Ihr Lebenszeit ist nur für diese Welt, innerhalb dieser Welt. Mit Ausnahme der Tiere, die für Allah geopfert wurden und im Namen des Herrn von Menschen gegessen wurden. Sie werden mit Mensch, in das Paradies gehen. Und die Opfertiere, die werden auch ins Paradies gehen, im Mensch. Das ist eine schwer verständliche Sache. Hayvanlar ölürler, toprağın altına girerler. Mahşer gününde dirilmezler. Veyahut hakkı olan hakkını almak için diriltilir. Hakkını alır, toprak olur. Eğer hayvana zulmedildiyse onu diriltir Cenab-ı Allah. Mahşer gününde hakkını verir, tekrar toprak eder. Cennete girecek olan hayvan, insana, Allah'ın kuluna hizmet etmiş olan hayvandır. Bunlar bellidir. İsmail Aleyhisselam'ın yerine kurban edilen koç cennette otlamadadır. Eshab-ı Kehf'in hayvanı Haşaminel Huzur kelbi kıtmir cennettedir. Bu tür istisna hayvanat hariç bütün hayvanat toprak olacaktır. Nebatat da toprak olacaktır. Onlara bir daha varlık yoktur. Bu dünya alemi için süs olarak gönderilmiştir. İnsanlar onlarla eğlenir. Ondan sonra bu hayvanlar vaktini tamam eder, vazifesini tamam eder, bu dünyadan giderler. Lakin insana bu dünyadan gitse de öbür dünyada var olmak var. Mahşer gününde hesaba sorulmak var. Mahşer gününde insan ve cin hesaba çekilecektir. Çünkü onlara bir sorumluluk verildi. Ve hallerine göre, verecekleri hesaba göre bir kapıdan girerler. Ya cennet kapısı ya cehennem kapısı. Allah bizi cehennem kapısından muhafaza buyursun. Cehenneme gireceksek toprak olsak daha iyi olur. Toprak olarak alsak belki daha iyi olur. Onun için gayret edeceğiz biz insan olarak iyi hal üzere olmaya, cennet kapısından girmek için aday olmaya. Cenab-ı Allah bizi hesabı kolay olacaklardan eylesin. Suali güzel cevaplayacaklardan eylesin. Sırat-ı müstakim üzere olanlardan eylesin. Allah bize bir şeref verdi. Topraktan eyledi ama toprak etmeyecek bizi. Toprak olarak bırakmayacak. Bizi cennetlerine kabul buyuracağını bizlere vaat ediyor. Hayvanla aramızdaki fark budur. Onlar bu dünya için gelirler, bu dünyada işleri biter, giderler bilinmedik bir aleme, bir daha görünmezler. Ama bize ebedi var olmak vaat edildi. Ya cennette ya cehennemde ebedi var oluş. İnşallah Allah bizi cennetlerinde ebedi var eylesin. Cehennem kapıları bize kapalı kalsın. Cenab-ı Hak aziz kullarına dahil eylesin. Alayna sana kelam aban nizam kelamullahil melikil